Değerli izleyenlerim, bugün Sorularla İslamiyet programında önemli, derin bir konuya temas etmeye çalışacağız. Rü'yetullah ne demektir? Bu insanlar Rablerini görebilecekler mi? İnsan, Allah-u Teala'nın en has muhatabı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insana hitap ediyor. Ya eyyühennas, ya eyyühellezine amenu. Ey insan, ey iman edenler diyor. Bütün alemler bu insan için yaratılmış. Güneş dünyamızdan 1.400.000 defa daha büyük ama bize hizmet ediyor. Adeta yeryüzü bizim için bir saray ve biz o sarayda krallar gibi yaşıyoruz. Bitkiler, hayvanlar etrafımızda birer garson adeta dört dönüyorlar, bize hizmet ediyorlar. Ve bu insan en önemli bir özelliği itibariyle söyleyecek olursak Allah'a muhatap olan bir varlık. Aklıyla, kalbiyle, ruhuyla bu insan Allah'a yönelik bir şekilde yaratılmış. Kalbinde Cenab-ı Hakk'ın marifetine pencereler var. Bu insan bunlar için yaratılmış. Bizler bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın eserlerini görüyoruz. Yaratmış olduğu şeyleri görüyoruz. Acaba bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın eserlerini görürken Cenab-ı Hakk'ın doğrudan zatını da görmek bu insanlara müyesser olacak mıdır? Bu gözler Cenab-ı Hakk'ı görecek midir? Bu İslam dünyasında zaman zaman tartışılmış, değişik şekillerde ele alınmış. Ama Kur'an ayetlerine müracaat ettiğimizde, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine müracaat ettiğimizde fazla tevhile sapmazsak bunun mümkün olduğu ayet-i kerimelerden anlaşılıyor. Mesela Kıyamet Suresi'nde Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor, diğer alemi anlatırken, وَجُوهٌ يَوْمَ اِذٍ نَادِرَ اِلَى رَبِّهَا نَازِرَ. O gün bir kısım yüzler vardır, parlaktır ve Rablerine nazar ederler. Ve bu konuda belki Kur'an-ı Kerim'de dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesi Hazreti Musa'nın Tur'daki durumu. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda Cenab-ı Hakk'ın kelamına mazhar oluyor. Aslında bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın kelamına mazhar olmuşlardır. Ama Hazreti Musa'da bu mazhariyet biraz daha ileri boyutta doğrudan ilahi kelamı duyabilecek şekilde doğrudan ilahi kelama Tur Dağı'nda muhatap oluyor. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın kelamına mazhar olmanın neşesiyle ve neşvesiyle o anda şöyle bir istekte de bulunuyor. Rabbi erini enzur ileyk. Ya Rabbi kendini bana göster, sana nazar edeyim. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Len terani. Ya Musa beni asla göremezsin. Velakin unzur ilel cebel. Lakin dağa bak. Fe in istagarra mekanehu fe sevfe terani. Eğer o yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün. Felemma tecella rabbuhu lil cebeli cealehu dekke. Ne zaman ki Allah dağa tecelli etti, o dağ parça parça oldu. Allah onu paramparça etti ve harra Musa saiga, Musa, Hazreti Musa baygın bir şekilde yere düştü. Burada Kur'an'da anlatılan, A'raf suresinde anlatılan bu olayda şunu görüyoruz. Musa Aleyhisselam gibi büyük bir peygamber, Allah'ın kelamına mazhar olan bir peygamber, bu mazhariyetin neşesiyle Cenab-ı Hakk'ın rüyetine de mazhar olmayı istiyor ama mazhar olamıyor. Ve Allah-u Teala dağa tecelli ettiğinde dağ paramparça oluyor. Demek ki şu dünya şartlarında velev bir peygamber de olsa doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olabilecek kabiliyette değil. Bu dünya şartları bunu kaldırmıyor. Dünyada bu gözler doğrudan doğruya Allah-u Teala'yı göremeyecek. Her ne kadar Allah-u Teala'nın eserlerini görürsek de, yani yaratmış olduğu eserlerini görüyoruz. Bu eserlerden onun isimlerine, sıfatlarına, şuunatına, zatına intikal ediyoruz. Ama doğrudan zatını görebilmemiz mümkün değil. Peki diğer alemde mümkün olacak mı? Diğer alemde mümkün olacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda herkesin kolay anlayabileceği bir misal veriyor. Nasıl ki diyor, dolunay halindeki ayı gecede bütün insanlar rahatlıkla görebilir, birbirine zahmet vermeden görebilirler. Onun gibi diğer alemde sizler de Rabbinize nazar edeceksiniz, Rabbinizi göreceksiniz. Burada tabi benzetme ciheti yanlış da anlaşılmaması gerekir.
Cenab-ı Hak haşa bir mahlukatına benzetilmiş değildir. Leyse kemitlihi şey, Kur'an'ın haber verdiği gibi hiçbir şey Allah'ın misli, dengi değildir ve olamaz. Ama görme noktasında nasıl ki insanlar gökteki ayı görmekte zorlanmıyorlar. Dolunay haline geldiğinde herkes rahatlıkla başını kaldırdığında gökteki kameri görebiliyor. Demek ki benzeri bir şekilde diğer alemde Cenab-ı Hak kullarına tecelli edecek ve bunun neticesinde rüyetullah mümkün olacak. İnsanlar, ehli iman olan insanlar şu alemi yaratan, bizleri yaratan, yaşatan, rızıklandıran, bize bu mahiyeti veren Cenab-ı Hakk'ı görebilecekler. Belki bu konuda hatırımıza gelen şeylerden biri de şudur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir tecelliye mazhar olmuştur. Miraç dediğimiz olay. Miraç olayında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam önce Kudüs'e getiriliyor. Kudüs'te peygamberlerin ruhaniyatıyla görüştürülüyor. Daha sonra sema alemlerine yükseltiliyor. Ve sema alemleri de geride kalıyor. Peygamberimiz tabir caizse yerindeyse beka alemine çıkarılıyor. Ve cennet ve cehennem kendisine gösteriliyor. Ve hatta doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhariyet Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam için söz konusu oluyor. Burada Hazreti Musa ile mukayese noktasında belki şunu söylemek mümkün. Musa aleyhisselam dünyadaydı, Tur dağındaydı. Peygamberimiz ise başka alemlere yükseltildi. Sema alemlerini geçti. Hatta ahiret alemleri, beka alemleri kendisine gösterildi. Ve bütün bunların neticesinde Cenab-ı Hakk'ın rüyetine de mazhar kılındı. Sohbetine mazhar kılındı. Demek ki Miraç yoluyla Peygamber Efendimiz beka alemine girdi. Ve beka aleminde de rüyetullahın olacağı zaten ayet ve hadislerden anlaşılıyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir nimettir. İnsanlar için şu anda o kadar da tasavvur edemeyeceğimiz, sınırlarını bilemeyeceğimiz çok büyük bir nimettir. İnsanın mahiyetinde değişik duygular var. Bunların her birinin kendine göre bir tatmin olma ciheti var. Mesela göz renkleri görür, güzellikleri görür, bundan zevk alır. Kulak sesleri duyar, bundan zevk alır. Bunun gibi insanda akıl var, akıl hakikatlere yöneliktir. Hakikatleri anlamaya çalışır, anladığı zaman bundan zevk alır. Kalp hissiyatın merkezidir, imanın merkezidir. O bunlardan zevk alır. İşte insan mahiyetinde latife-i Rabbaniye tabir edilen bir latife de müşahedetullah, Allah'ı görmek için yaratılmış. O bundan başkasına razı olmuyor. Onun mutmain olması ancak ve ancak bununla mümkün olacak. Bu dünyada bu duygu Allah'ın sanat eserlerini temaşa etmekten çok muhteşem bir şekilde zevk alır. Nasıl ki insanlar bazı ressamların, güzel resim yapanların sanat galerilerine gidiyorlar. İşte eserlerini sergileyen o insanların eserlerini seyrediyorlar. Sanattan da anlıyorlarsa bundan büyük bir zevk duyuyorlar. Bundan çok daha ileri boyutta bir insan şu kainatın tamamını, varlık aleminin tamamını bir sanat galerisi olarak, ilahi bir sanat galerisi olarak görebilir. Zaten hakikati de budur. Her şey çok muazzam sanatlarla doludur. Ve bir insan bu sanatları görmekle Cenab-ı Hakk'a karşı olan onu görme isteğini bir derece şu dünyada tatmin etmiş olur. Ve önce eserleriyle görür ve bunların hepsi Rabbimin diyarındandır der. Rabbimin diyarındandır deyince o şekilde bir rahatlama söz konusu olur. Tasavvufi bir yaklaşımla ifade etmeye çalışacak olursak, Mecnun Leyla'nın aşkından çöllere düşmüş, deli divane olmuş adeta. İşte çöldeyken bir köpek geliyor. Mecnun köpekle bayağı ilgileniyor. Köpeğe iltifat gösteriyor. Ve bazıları bunu anlamakta zorlanıyorlar. Diyorlar Mecnun bu alt tarafı bir köpek. Niye buna bu kadar önem veriyorsun? Mecnun diyor ki siz meseleyi bilmiyorsunuz. Bu Leyla'nın diyarından geliyor. Habib'in diyarından gelen her şey güzeldir diyor. Buradan biz biraz tasavvufi bir yaklaşımla bütün varlıkları Rabbimin diyarından geliyor. Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla oluyor. Her bir varlık Allah'ın sanat eseridir. Her bir varlık bize onu hatırlatıyor. Her şey
Allah'ı hatırlatıyor. Bu manada bir insan bakacak olursa mahiyetinde yer alan o Rabbani latife mutmain hale gelir ve ilahi sanat eserlerini müşahedenin neticesinde böyle gıdasını alır ve bir olgunluğa, bir doygunluğa ulaşır. Ama asıl hedefine diğer alemde Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olmak şeklinde kavuşacaktır. Cenab-ı Hak hepimizi şu dünyada gerçek anlamda tefekkürü yapabilen, diğer alemde de rüyetine mazhar olabilen kullarından eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.